Evet. Ve kavluhu errahd. Minhu el-thelâth ila el-tis'a. İşte ve ra'aytun nebiyyü ve me'u rahtun diyor. Öyle nebiler gördüm ki rahd var. Ne demek rahd? Yani min el-thelâth ila el-tis'a diyor. 3 ila 9 kişi arasındaki olan bir cemaattir diyor. Errahd diyor. Öyle nebiler hiç kimse kendisine iman etmediği halde Allah'ın huzuruna gelecek kıyamet gününde. Ve kimler işte bunlar gelecek? Kimleri bir, iki, kimleri hiç ve bu şekilde. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı ama kendisine iman edenler kaçtır? Mâ âmene ma'ahu illa kalil. Çok az cüz'i bir insanlar onlara iman etti. Öz oğlu Kenan bile kendisine iman etmedi. Ne dedi? Kâle ya bunayya erken me'nâ ve la tekum me'al gârikîn. قال يا أبي يا أبي يا أبتي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. Oğlunu çağırdı, oğlu gelmedi, tekebbür etti. Hayır babacığım, seninle gelmiyorum. Ve şu dağa çıkacağım, su buraya gelmez. Ve ben kurtulanlardan olacağım. Dedi ki ey oğul, bugün Allah'ın azabından, dışarından kimse kurtulmayacak. Gel biz, bin bizimle ey oğul diyordu. Ama o gelmedi ve o helak olanlardan oldu oğlu Kenan. İşte Nuh Aleyhisselam 950 sene küsur davet yaptı. Mâ âmene me'ahu illa kalil. Çok cüz'i insanlar kendisine iman etti. Aynı şekilde diğer enbiyalar işte kimi bir, kimi iki, kimi üç, kimi dokuz ve bu şekilde. Ve bazı Resuller hiç kendisine iman etmediği halde İşte Rabbim Tebareke ve Teala onları haşredecek. Ve nebiyyü ma'ahu raculun ve raculeyn. Ve kimilere, kimi Resul, bir ve iki adam vardır. Ve biliyorsunuz Hicr suresinin 11. ayette ne diyor? Ve ma ye'tihim min Resulin illa kanu bihi yestehzi'un. Onlara, o toplumlara kendilerine gelen hiçbir resul yoktur ki illa onlarla alay edip onları inkar yoluyla, tekebbür yoluyla onları reddettiler diyor. Ve ma kunna muazzibin hatta neb'ase rasule diyor. Biz bir topluma azap edici değiliz ta ki onlar resul gönderene kadar diyor. Göndermediğimiz müddetçe. Ve resuller geldi. Demek ki bu toplumlar Allah katında hiçbir mazireti kalmadı. Sırf Allah Celle Celaluhu hücceti ikame etmek için bunları gönderdi. Ama gel gelelim kıyamet gününde o yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O günde enbiyalar geldikleri zaman kimileri işte bir, kimileri iki, kimileri üç, kimileri işte hiç iman etmemiş toplumlara denk gelecekler. Ve orada işte bazıları da toplumlarında şikayet edecekler ki ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehadû hâzel Kur'ân-ı mehcûrâ. Birçok ayetler var buna benzer. O zaman diyemezler orada ya Rabbi dinimi kimse anlatmadı. Ya Rabbi sana nasıl kulluk edeceğimi kimse bana göstermedi. Ya Rabbi nasıl sana ibadet edeceğimi bana kimse anlatmadı. Ya Rabbi emir ve yasaklara nasıl bağlı olacağımı kimse bana zikretmedi, demedi, söylemedi, öğretmedi diyemezler. Çünkü hicret ikame edilmiştir. Nerede? Dünyada. O zaman dünyada elimizde fırsat var iken bu tür kıssalardan ibret almamız gerekiyor. Yani bu meseleler sadece hikaye olsun için anlatılmıyor. İbret almak için Rabbim Tebareke ve Teala bizlere bunları aktarıyor. İbret için. Ey kullarım, geçmiş ümmetlerden ibret alın demek istiyor. İbret alın diyor. Efele te'akilun? İşte. Evet. Ve kavluhu ve rahd. İşte selat ile tesamunu aldık. Ve kavluhu en nebiyyü ma'ahu racun ve raculeyn. Ve zahir enne el vav. Şöyle geçelim. معطوفة ومعه الرجل أو الرجلين أي شيء يعني işte bir ve iki bu sarf nahvu kısmına giriyor. Ve kavluhu vennebi vennebi leysa ma'ahu ahadun diyor. Öyle nebiler gelir ki diyor onlarla beraber hiç kimse yoktu. Ey yeb'athehu Allahu ve la yekunu ma'ahu ahad lakin yeb'athehu Allahu li ikamati'l hucca.
Yani sırf Rabbim Tebareke ve Teala hücceti ikame etmek için onu gönderiyor yani. Hani وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولِ ayet var ya, işte biz bir topluma Resul göndermediğimiz müddetçe onları azap edemeyiz diyor. Edici değiliz diyor. İşte sırf hücceti ikame etmek için Rabbim Tebareke ve Teala ne yapıyor? Bu Resulleri gönderiyor. Dünyadayken biliyorsunuz bir kişi bunları tefekkür ederek hayatından ders çıkarması gerekiyor. Çünkü biz öleceğiz ve dirileceğiz. Ve Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman Rabbimiz bize sormayacak mı bunları? Yani gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de dirilişimiz de bizlere sorulmayacaktır.